Özellikle yurt dışına çıkış harcının 150 TL'den 1.500 liraya ya da 3.000'e kadar çıkarmanın planlanması, ÖTV vergisi, ÖTV'ye gelecek olan zam, motorine beklenen ve geri çekilen zam, hatta garsonların aldığı bahşişten bile %10 vergi almaya niyetlenmek, bütün bunların hepsi Gerçekten o doğru mu ya Türkiye'de. İsmail? Oraya kadar mı ya? Bununla ilgili vergi düzenlemesi içerisinde bir atıf olduğundan söz edildi. Bu tabii bazı bahşişler biliyorsun kredi kartıyla da ödeniyor. Dolayısıyla bu kredi kartı ödemesi içerisinde sistem kendiliğinden bunu tahsis edebilir. Bunların hemen hepsi Türkiye'yi bütün insanlığın en temel ve basit haklarından mahrum etmek anlamına gelecek. Dünyanın herhangi bir ülkesinde insanlar yurt dışına çıkmayı, pasaport sahibi olmayı, tatile gitmeyi, akıllı telefon kullanmayı, bilgisayar sahibi olmayı lüks tüketim olarak görmüyorlar. Evi olmayan insanın başını sokacak bir ev sahibi olmasını, araba sahibi olmasını lüks tüketim olarak görmüyorlar. Türkiye'de artık bunların hepsini AK Parti iktidarı lüks tüketime sokuyor. Yani yurt dışına gitmek için insanın sadece vize almış olması yetmiyor. Sadece işte yurt dışına gidecek kadar bir parasının olması yetmiyor. Devlete ayrıca bir pasaport parası, ayrıca 1.500 ya da 3.000 lira miktarında değişen bir çıkış harcını da ödemesi gerekiyor. Niçin? Çünkü Türkiye'yi yöneten bu iktidara göre yurt dışına çıkmak bir lüks harcamadır. Aynı şekilde ev sahibi olmak. Bugün itibariyle Türkiye'de bir işçinin, bir memurun, bir ücretlinin belli bir zaman diliminde para biriktirerek ev alması artık mümkün olmaktan çıkmıştır. Şimdi örneğin bir ev kampanyası yapılıyor Emlak Konut'ta. Ben baktım projelere. Yani projeler işte ödeme kolaylığı adı altında tasnif edilmiş. Diyorlar ki yarısını peşin verirsen 2 yıl sonra kalan yarısını verirsin. Efendime söyleyeyim. Ya da %25'ini verirsen 2 yıl süreyle 4 taksit halinde ödersin. Gibi çeşitli kolaylıklar sağlanmış. Ya projelerin hepsine baktım. Projelerin hepsi lüks konut zaten. Yani bir vatandaşın buradan herhangi bir konut alması değil, almayı hayal etmesi mümkün değil. Değil ki ödemesi. Bir konut almak da artık imkan dahilinde değil. Mesela ben bir işçi çocuğuyum. Babam işte 80'ler ve 90'larda kooperatif popülerdi. Bir kooperatife girip ya da bir binaya temelden girerek ev sahibi olabilir. Artık işçiler, emekçiler, asgari ücretliler aslında bu mümkün olmaktan çıktı. Araba sahibi olmak. Şu an en ucuz binek araba 1.000 liranın üzerinde. En ucuz. Arabayı bu aldın, diyelim ikinci, üçüncü el aldın. İkinci el araba da artık zaten yarım milyonun altında değil. Hadi onu aldın, artan benzin paralarını ne yapacaksın? Ya bak buyur. Bu akşam motorine zam gelecekti. İddia o ki geri çekildi ama onun geleceğini de biliyoruz. Evet, 2 gün Bugün sonra itibariyle gelir, 3 gün sonra gelir. araba sahibi olmak da artık bir lüks tüketim konusudur. Dediğim üzere bilgisayar sahibi olmak, akıllı telefon sahibi olmak, bunların hepsini AK Parti iktidarı lüks tüketime soktu. Ve dünyada bu böyle değil. Yani dünyada insanların pasaport sahibi olması, efendim yurt dışına gezmeye gitmesi, ev sahibi olması, emekli aylığı alıp onunla insanca yaşaması, cep telefonu alması, bunların hiçbiri lüks değil. Olağan haklar, temel haklar. Bir vatandaşın temel hakkı. Mesela bir vatandaş emekli aileyle ülkesinde insana yaraşır şekilde yaşıyor ve tatile de gidiyor. Evet. Ve tatile de gidiyor. Türkiye'de bu mümkün mü? Hayır, Türkiye'de bu mümkün değil. Türkiye'de insanın geçtim bir emeklinin, bir işçinin, bir memurun geçtim bir ülkeye gitmesini, kendi memleketine gitmesi de artık altından kalkılamayacak bir külfeti oluşturuyor. Bütün bunların yani o hale vardı ki Mehmet Şimşek işin kolayını buldu. Mehmet Şimşek'e dediler ki sen şu ana kadar bizim
delik deşik ettiğimiz, paramparça ettiğimiz hazinedeki kara deliği kapat. Peki Mehmet Şimşek nasıl kapatacak bunu? Mehmet Şimşek de sonuçta bir bürokrat, nasıl kapatacak? Yoktan var edemeyeceğine göre. O da adı konmamış, IMF'siz bir MHP politikası uygulayarak bunu yapacak. Bunun yolu da sözde harcamaları kısmak, sözde tasarruf politikası. Peki harcamaları kısmak ve tasarruf, bir yandan harcamaları kısıp tasarruf ederken bir yandan da geliri nasıl arttıracaklar? Her zaman, bütün sağ iktidarların her zaman yaptığı gibi oy aldıkları fakirlere sırtını dönerek zenginlere daha fazla alan açarak. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Fakirden alıyorlar, zengine veriyorlar. Fakirden alıyorlar, zengine veriyorlar. Her zamanki gibi aynısını yapıyorlar. Şimdi tasarruf dediğinizde aklınıza ne geliyor? Ya memurların servisini kaldırmak geliyor. Bunların aklına mesela hazine garanti, dövize endeksli olan hazine garantili ödemelerle anlaşmaya varılmış çeşitli altyapı yatırımlarında sözleşmeyi güncellemek gelmiyor. Kardeşim, değil mi ki dövizi durdurdunuz? Değil mi ki dolarda yükselişini durdurdunuz? O halde çevirsenize liraya bunu. Niye çevirmiyorsunuz? Hayır. Türkiye'deki sırtını iktidara dayamış olan inşaat oligarkları ve onların uluslararası ortakları karlarını koruyabilsin diye.